Birinci ürün buğday hasadı tamamlandı gördüğünüz gibi. Şu anda toprak boş bekliyor. Birinci, ikinci ürün mısır ekilecek. Kızıltepe'de, Nusaybin'de, Artuklu'da ve Derik'te, Mardin'in 4 ilçemizde yaklaşık 1.400.000-1.500.000 dönüm arasında arazi ekiliyor. Verimi de mısırın ikinci ürün olarak dönümde 1 ton 200 ile 1.5 tona kadar bir verim söz konusudur. Ve bu da 2 milyon tona tekabül ediyor. Bu da ikinci üründe ülkemizin mısır ihtiyacının 1/3'ünü Mardin Ovamızda 4 ilçemizde temin edilmiş oluyor. Bu anlama geliyor. Ama şu anda çiftçilerimiz biraz tedirgin. Neden tedirgin? Çünkü ikinci ürün mısır su lazım. Bu su da elektrikle elde ediliyor. Eğer elektrik fiyatları bu şekilde olursa çiftçiyi kurtarmıyor. Çünkü çiftçi ürün hepsini de satsa elektrik fiyatına parasına verse karşılamaz. Böyle olunca çiftçi ekmeyecek. Bu durumda da bölge insanları ve çiftçiler hepimiz beklentimiz, talebimiz hükümetimizden bir an önce sadece tarımda, sulamada, ikinci üründe kullanılan elektrikte çiftçiye destek olunması, yardımcı olunması. GAP sulama kanalları faaliyete geçinceye kadar yardımcı olmasa ikinci ürün mısır ekilmeyecek veya çok az bir oranda ekilecek. Bu da sadece bölge ekonomisi için kayıp olmaz. Aynı zamanda ülkemiz için de bir kayıp olur. Ürünü e dudua çiğ bir duydu mısırı ev mısırı be çandini o ev mısır jikeş bogo be çandini av lazım jere ev avcı bir ceryan epensi 60 metre jiben arde eder kevi o ceryan jikeş xob buhayi cotkar ya xalas nake Jibogo cotkari karibin ürünü dudua Mısır biçinin diveder gerek destaka ceryani hükümet ame, devlet ame yardım ev cotkar yarbı ki bu karibi vi Mısri biçinin.